Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber cetvel yayınlarının Gauss serisi olan TET denemesinin kimya soru çözümleriyle beraber olacağız arkadaşlar. Evet 8. soruyla başlıyoruz. Bakın yukarıdaki şekilde XYZ element atomlarının çekirdek yapıları ve elektron katman dizimleri verilmiştir. Buna göre yargılarından hangilerinin XYZ atomları için doğru verilmiştir şeklinde söylüyor. İlk önce şöyle başlayalım. Bakın X'i çizdik. X'in nesi var? Kırmızı olan bir protonu, bir nötronu, bir de elektronu görüyor. O zaman buraya 1, buraya 1, burası 2 dedik. Burası da 1 olduğu için 0'ı söylemiş olduk. Geldik Y'ye. Y'nin 2 tane protonu, 2 tane nötronu, toplam 4, 2 tane elektronu var. O yüzden burası 0. Z'ye geldiğimizde bakın bir tane protonu var. Nötronu yok. O zaman toplam 1 oldu. Elektronunda da 1 olduğu için 0 olduğunu söyledik. Buna göre kütle numarası büyüklük sıralaması. Kütle numarası en büyük. Sonra y sonra X sonra Z. Evet Y, X, Z dedi. Birincisi doğru. X ve Z atomları aynı elemente aittir. Bakın X'e ve Z'ye baktığımızda evet aynı elemente. Çünkü proton sayıları aynıysa doğrudur. Y atomunun çekirdek yükü 4'tür diyor. Bakın çekirdek yükü demek burasıdır. Çekirdek yükü proton sayısı ya da atom numarasına eşittir. 4 dediği şey kütle numarasıdır. O yüzden hata olmuş oldu. Cevabımız bundan dolayı B şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. Evet 9. soruya bakıyoruz. Gaz halindeki nötr X atomu ile ilgili şu bilgiler veriliyor. X atomunun 2 mol elektron koparılması için bakın X'ten x artı 2 artı 2 elektron yazıyoruz. Ve burada bir Q enerjisi kullandık. Bu kullandığımız Q enerjisi 2785'miş. Bu neye eşit arkadaşlar? Bakın birinci iyonlaşma enerjisi artı ikinci iyonlaşma enerjisine eşittir burası. Peki X atomu bir elektron aldığında bakın X artı bir elektron alıp X eksi 1'e gittiğinde Dışarıya ne çıkartıyormuş? 417'lik bir enerji çıkartıyormuş. Buna göre yargılardan hangisi doğrudur diyor. Bakın X elementinin ikinci yoğunlaşma enerjisi 2785 kilojülden küçüktür. Doğru. Çünkü bu değer 1 e, ile topladığımda 2785 ise biri çıkarttığımda tabii ki küçük olacak. Birincisi doğru. X atomunun elektron ilgisi egzotermiktir. Evet elektron aldığında dışarıya enerji çıkarttığına göre egzotermiktir. X atomunun birinci yoğunlaşma enerjisi ikinci yoğunlaşma enerjisine eşit olabilir. Böyle bir eşitlik söz konusu değil arkadaşlar yanlış oldu. Cevabımız bundan dolayı C şıkkı gelmiş oldu. Evet 10. soruya bakıyoruz. X ve Y elementlerinden oluşan iyonik bağlı bileşiğin suda çözünmesine ait iyon sayısı zaman grafiği aşağıdaki gibidir. Buna göre bileşikle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi biz burada sadeleştirmeye yaptığımızda bir tane x ile iki tane y'nin birleşmesinden x y 2 oluştuğunu buna göre x'in üzeri artı 2 y'nin üzerinde eksi 1 olduğunu bize x'i artı m şeklinde y'yi de eksi n şeklinde buradaydı. Buna göre m'yi 2 n'yi de 1 bulmuş olduk. Bir formülünde 3 atom bulunur. Evet x, y, 2 yazdığımıza göre 3 tane atomu bulunacak. M2, N1 şeklindedir. Evet biz de aynı şekilde bulduk. Katı halde elektriği iletmez. Bu da doğru çünkü iyonik bileşikler katı halde değil. Sulu çözeltileri elektriği iletecek. Doğrudur. X ve y elementlerinin elektron alışverişi sonucunda oluşmuştur. Evet iyonik bağlar elektron alışverişiyle oluşacaktır sulu çözeltisindeki katyon sayısı. Katyonuna bakıyoruz. X artı 2. Anyon sayısı Y eksi 1 ama 2 tane 2 katıdır diyor. Tam tersine. Anyon sayısı katyonunun 2 katıdır. O yüzden yanlış. Cevabımız E gelmiş oldu arkadaşlar. Evet 11. soruyla devam ediyoruz. Bakın X ve Y sıvılar vermiş. Her ikisi de H yüksekliğinde. Aynı ortamda bulunan sıcaklıkları ve hacimleri aynı olan X ve Y sıvıları özdeş iki ayrı kapta bulunmaktadır. Yeterli süre beklenildikten sonra sıvıların durumu bakın X yarısı buharlaşıyor. Y'nin dörtte 3'ü buharlaşmış oluyor. Demek ki Y daha çok buharlaşıyor. O zaman buna göre X ve Y sıvılarıyla ilgili hangisi doğrudur diyor. Bir kere Şöyle yazalım. Uçuculuk. Uçuculuk kimde daha büyük? Y'nin büyüktür x'ten. E, uçuculuk aynı zamanda neyle orantılı? Buhar basıncıyla. O zaman y büyük x. E, kaynama noktası ne olmuş oldu bu durumda? X büyük y şeklinde. Hatta tanecikler arası çekim kuvveti yine x büyük y şeklinde söyleyebiliriz. X sıvısı y sıvısına göre daha uçucudur diyor. Bakalım x sıvısı y sıvısına göre daha uçucu mu? Hayır, uçuculukta y daha büyük, o yüzden yanlış oldu. Aynı ortamda kaynama noktaları arasında x büyük y ilişkisi vardır. Evet, bu doğru gelmiş oldu arkadaşlar. Zaten yazdık burada. Birim zamanda buharlaşan molekül sayısı y sıvısında daha azdır, hayır. Birim zamanda y'den daha çok uçan var. X'ten daha az uçan olduğu için yanlış olmuş oldu. Bundan dolayı cevabımız. A şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. Evet 12. soruyla devam ediyoruz. Bir sıcaklık zaman grafiği vermiş ve şu tarz bir şey gördüğümüzde nedir arkadaşlar? AB aralığı buna bakın bu tarz bir şey gördüysek buna ne diyeceğiz? Bu bir karışım. Yukarıdaki grafik bir ATM basıncıyla ısıtılan doymamış bakın Nacele Sulu çözeltisine aittir. Buna göre hangisi doğrudur? M değeri 100 santigrat dereceden büyüktür. Evet bu normalde saf su olsa yüzde kaynardı. İçine uçucu olmayan katı eklendiğine göre yüzün üstünde bir değerde kaynayacak. Doğru. Çözeltide bir miktar daha sodyum klorür katısı çözünürse M değeri değişmez. Arkadaşlar doygunluk oluşacaksa bu M değeri biraz daha yukarı çıkacak. Çünkü içinde daha fazla madde çözüyoruz. Daha fazla çözdüğümüzde ister istemez kaynama noktası bir miktar daha yukarı artacak. O yüzden ikincisi yanlış. B noktasındaki çözeltinin donmaya başlama sıcaklığı A noktasındaki çözeltinin donmaya başlama sıcaklığından düşüktür. Evet B noktası bunun tam tersi grafiğinde çizdiğimizde bakın şöyle geldi. Şurada düzlendi. Şu şekilde düz devam edecek. Şu nokta A burası B oldu. Evet B'ninki daha düşüktür. Bu da doğru gelmiş oldu. Cevabımız 1 ve 3 yani D şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. Evet 13. soruyla devam ediyoruz. Yukarıda verilen maddeler ile aynı ortamda ayrı ayrı sulu çözeltiler oluşturuluyor. Buna göre verilenlerden hangisi sulu çözeltinin mavi turnusol kağıdına batırıldığında turnusol kağıdının rengi değişmez? Eğer değişmesini istemiyorsa bunun baz olması gerekecektir arkadaşlar. Bakın bu kalsiyum oksit. Kalsiyum oksit nedir? Metal oksittir. Metal oksit olduğu için ne özellik gösterecek? Bazik özellik gösterecek karbondioksit nedir? Ametal oksittir. Ametal oksit olduğu için ne özellik gösterecek? Asit özelliği gösterecek. Bakın diazot pentoksit nedir? Yine ametal oksittir. Ametal oksit olduğu için yine asit özelliği gösterecek. O yüzden 2 ve 3 burada rengi değiştirir. Ancak 1 numara herhangi bir renk değişikliği yapmayacaktır. Değişmez dediğine göre cevabımız A şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. Evet geldik 14. soruya. Yukarıda verilen ilaç formulandan özellikleriyle eşleştirilme hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir diyor. Bakın merhemle başlayalım. Merhem hangisi olur? Yağ içeren yarı katı halde cilt yoluyla alınır. Evet merhemin burada doğru bir şekilde vermiş. Hani diğerleri merhem için uygun olmayacaktır. İkincisine bakalım. İğne. İğne hani sert ve sıkıştırılmış ilaçtır değil. Kas içine veya deri altına uygulanabilir steril çözeltidir. Evet bakın 2 C'ye doğru götürmüş olduk. Şurup bakalım yine sert ve sıkıştırılmış değil. Genellikle süspansiyon evet şuruplar ne derler çalkalayarak için veya emisyon türü sıvı ilaçlardır. Evet bu da doğru gelmiş oldu. Geldik dördüncüsüne zaten bir tane kaldı. Haplarda nedir arkadaşlar? Sert ve sıkıştırılmış ilaçlardır dedi. Birin A olduğuna bakıyoruz. Bu olabilir. Bunu ve bunu sildik. İkinin C olduğuna bakıyoruz. 2C bunu sildik. Üçün D olduğuna bakıyoruz. 3D, 3D de B dediği için bu da gitti. Cevabımız C gelmiş oldu arkadaşlar. Evet, denememizin sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Artık AYT denemelerine yoğunlaşın. TYT'de sadece deneme çözün. AYT'de de deneme çözün ama denemenin üzerine ne yapıyoruz? Oturup o konularla ilgili eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.